Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 4. sınıf matematik kitabı 4. ünite değerlendirme sorularını cevaplayacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza ücretsiz abone olabilir ve zil simgesine tıklayıp bildirimleri açarak yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. 1. 7/2 kesri nokta nokta kesirdir demiş. Şimdi 7/2 kesrine baktığımızda payın paydadan küçük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir nedir? Basit kesirdir. 24 hafta nokta nokta gündür demiş. 24 haftanın kaç gün olduğunu bulmamız için 24 ile 7'yi çarpmamız lazım. Neden 24 ile 7'yi çarpıyoruz? Çünkü bir hafta 7 gündür. 24 hafta ile 7'yi çarparsak sonucu bulabiliriz. 7 kere 4, 28. 28'in 8'i elde var 2. 7 kere 2, 14. 2 de elde vardı. 16 nedir? 168 gündür diyeceğiz. 8'de 10 kesri nokta nokta kesirdir demiş. 8'de 10 bakalım pay paydadan büyüktür. Payı paydasından büyükse bileşik kesir olur. O zaman buraya ne yazacağız? Bileşik kesir yazacağız. 3 dakika 14 saniye nokta nokta saniyeye eşittir. Şimdi 3 dakikanın kaç saniye olduğunu bulacağız. Daha sonra 14 toplayacağız. 3 dakikayı 60 ile çarparsak şöyle yapalım. 3 kere 6 18 Direkt sıfıra da yanına yazdığımızda 180 artı 14 dediğimizde 180 ile 14'ü toplarsak 194 eder. O zaman buraya ne diyeceğiz? 194 saniyeye eşittir. 2016 yılı nokta nokta yıldır. 2016 yılı artık yıldır. Peki artık yıl olduğuna nasıl karar verdim? Şimdi eğer yıl 4'e tam bölünebiliyorsa o artık yıldır. 2016 4'e tam bölünebilir. Bunu nereden anladım? Son iki basamağına baktım. Son iki basamağı 4'e bölünebiliyorsa bir sayının o sayının tamamı 4'e tam olarak bölünebiliyor demektir. Aşağıdaki kesirleri uygun kesir çeşitleriyle eşleştiriniz 6'da 2 pay e, paydadan küçük olduğuna göre nedir basit kesirdir böyle eşleştirebiliriz 7'de 11 pay paydadan büyük olduğuna göre bileşik kesirdir 1 tam 9'da 5 e, burada tam sayı var önünde 1 e, tam sayıdır o zaman tam sayılı kesirdir 1 tam sayı ve 1 basit kesirden oluşuyor çünkü bu kesir 12'de 1 e, birim kesirdir pay e, 1 olduğu için birim kesir deriz Seren 15.30'da okuldan eve geldi. 30 dakika dinlendikten sonra 1 saat 45 dakika ders çalıştı. Seren'in çalışması bittikten sonra saat kaçı göstermektedir? Şimdi bunu tabii birkaç yoldan yapabiliriz. Ee, ne yaparız? 15.30'a önce 30 dakikayı ekleriz. Daha sonra 1 saat 45 dakikayı ekleriz. Saatin kaçı gösterdiğini bulabiliriz. Ya da 30 dakikayla 1 saat 45 dakikayı toplarız. Daha sonra da 15.30'un üstüne ekleriz. Öyle de bulabiliriz. Ben birinci yöntemle yapacağım. 15.30 ile 30 dakikayı toplayacağım. Topladığımda 0, 3, 3 daha 6. Burası 15. Altında herhangi bir saat olmadığı için. Şimdi 60 dakika 1 saat olduğu için buraya ekleriz. Saat 16 oldu. Şimdi 16, 0, 0 diyeceğiz. Daha sonra 1 saat 45 dakika daha ekleyeceğiz üzerine. 1 saat 45'i eklersek 0, 5 daha 5. 0, 4 daha 4. 6, 1 daha 7. bir de aşağı indik. 17, 45. E, ne zaman bitmiş? O zaman e, serinin çalışması bittikten sonra saat kaçı gösteriyormuş? 17.45'i gösteriyormuş bir meyve bahçesinde erik, elma ve şeftali ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların 7'de 3'ü erik, 7'de 2'si elma ağacı olduğuna göre şeftali ağacı tüm ağaçların kaçta kaçıdır? Önce e, erik ve elmayı toplayalım. E, daha sonra da tamamından onu çıkardığımızda şeftaliyi bulabiliriz. E, 7'de 3 artı 7'de 2 eşittir payda eşit olduğu için ortak payda direkt yazacağım 3 2 daha 5 7'de 5'i erik ve elma yapıyor tamamı kaçtır bunun tamamı Eğer bir şeyin kesirin tamamı soruluyorsa bize payda da kaç varsa paya da onu yazarız yani tamamı bunun 7'de 7'dir 7'de 7 bölü 7 eksi 5 bölü 7 Çıkardığımızda 7'den 5 çıktı 2 Ortak paydamız 7 7'de ikisi nedir ağaçların Neyi soruyordu şeftali soruyordu o zaman 7'de ikisi şeftali diyeceğiz 19 Eylül'de başlayan şenlikler 3 hafta 5 gün sürecektir şenliklerin hangi tarihte biteceğini bulunuz 3 hafta 5 gün önce haftayı güne çevirelim 3 hafta 3 çarpı 7 dersek 21 artı 5 günde orada var toplamda 26 gün yapar 3 hafta 5 gün. Şimdi 19 Eylül'de başlıyormuş üstüne 26 gün saymamız gerekecek şimdi 19 Eylül'den önce Eylül'ü bitirelim kalan buradan işte günden bir miktar alalım Eylül'ü bitirelim Daha sonra kalan kısmı da ekime ekleyelim ayın kaçı olacağını kaçta biteceğini bulabiliriz Şimdi 19 Eylül 30'una 30 kadar ne kadar süre var çünkü 30 Eylül ayı 30 çeker Şimdi 19'dan 30'a kadar 11 gün yapıyor o zaman 26'dan 11'i çıkaralım önce 6'dan 1 çıktı 5, 2'den 1 çıktı 1. Ne oldu? 15 gün kaldı geriye. Şimdi 19 artı 11 eşittir 30 Eylül. Şimdi 30 Eylül üzerine 15 gün daha eklediğimizde artık Ekim'e geçmiş oluyoruz. 15 Ekim olur o da. 15 Ekim'de sona erecektir. Bir kırtasiyede kırmızı ve siyah kalemlerden 12 deste yapılmıştır. 12 deste kalemin 6'da ikisi kırmızı olduğuna göre siyah kalemlerin sayısı Kaçtır Şimdi 12 deste yapılmış ve bu 12 deste kalemin 6'da ikisi kırmızıymış O zaman e, nasıl yaparız bir e, çokluğun istenen e, basit kesir kadarını bulurken e, 12'yi önce 6'ya böleriz 12'yi 6'ya böldüğümüzde 2 daha sonra onu ne yaparız 2 ile çarparız Paya bölüp payla çarpacağız 2 kere 2 Eşittir 4 4 destesi e, kırmızıymış. Siyah kalemlerin sayısını soruyor bize. 12'den 4'ü çıkaracağız. Toplam 12 destemiz vardı. Çünkü 12'den 4'ü çıkardığımızda 8 kalır. 8 ile de e, deste dediğine göre 10 çarpacağız. Çünkü bir deste 10'dur. 8 kere 10, 80. Yani 80 kalem vardır e, kırmızı, e, siyah olarak. Aşağıda verilen sıklık tablosuna uygun şekilde sütun grafiğini oluşturunuz Sıklık tablosu okunan hikaye kitabı sayısı Cemil Yasin Selin Yasemin de okuyanlar burada okunan kitapların sayısı verilmiş şimdi biz bunu sütun grafiğinde göstereceğiz Yasemin e, önce ilk başına yazalım Cemil yazalım Daha sonra şöyle yan yazayım daha kolay sığacak sanki Yasin Selin Yasemin bize neyi soruyordu Cemil'in 7 olduğuna göre sütun grafiğimiz 7'ye denk gelecek şekilde şurada 1 3 5 7 diye ikişer ikişer atlayarak gitmiş şimdi 7 neresidir şurası 7'nin denk geldiği yer burası çünkü burası 1 3 5 7 pardon şurası Şöyle gelelim şuraya İçini boyayabilirsiniz isterseniz Yasin 11 demiş 11 de burası olacak şimdi Yasin neredeydi şuradaydı Şuradan şöyle gelelim içini boyayalım. Tabii şunu şöyle nokta nokta yapabilirsiniz isterseniz. Selin 9 demişti. 9 neresiydi? Şurası. Şöyle gelelim. İçini boyayabilirsiniz yine. en son Yasemin neydi? 13. 13 neresiydi? Şurasıydı. Yasemin de burada. Şöyle aşağı doğru indirelim. Bunun da içini boyayabilirsiniz böyle. Aşağıda verilen çetele tablosuna göre istenilenleri bulunuz. Çetele tablosuna bakalım. Her çizgi bir sayısını gösterir. Çetele tablosunda üstüne attıysak bir tane daha çizgi. Burası 5'tir mesela. Şimdi bakalım ailenin tükettiği ekmek miktarı pazartesi, çarşamba, cuma, pazar verilmiş. Şimdi pazartesi günü 4 tane. Biz sorulara bakalım direkt gerçi. Tüketilen ekmek sayısı hangi gün en fazladır? En fazla olana bakalım. 4, 3, 5, 6. Ne diyeceğiz o zaman? Buraya Pazar günü diyeceğiz. Siz bunu cümle olarak yazabilirsiniz. Tüketilen ekmek sayısı Pazar günü en fazladır. Çarşamba ve Cuma günü tüketilen toplam ekmek sayısı kaçtır? Çarşamba günü 3, şöyle hemen yanına yazabiliriz. Diğeri neydi? Cuma günü 5 de orası. 3, 5 daha 8 yapar. E, i̇sterseniz şöyle de yapalım 3 artı 5 eşittir 8 diyelim. Verilen günlerde toplam kaç ekmek tüketilmiştir? Hepsini hesaplayabilirsiniz. 4 bunu zaten bulmuştuk 3 5 diye. Bu da 6. 6 5 daha 11, 3 daha 14, 4 daha 18 yapar. Yanda verilen saat görselini kullanarak problem kurunuz. 6.15'te İzmir'den yola çıkan bir yolcu 8.45'te uşağa varmıştır. Bu yolcu kaç saat yolculuk yapmıştır? Şimdi uşağı vardı saat kaç? 8.45. E, yola çıktığı saat kaç? 6.15. 8.45'ten 6.15 çıkararak biz bu işlemin sonucunu bulabiliriz. Arada ne kadar saat yolculuk yaptığını bulabiliriz ya da ne kadar süre. 8.45 diyelim yazalım. Altına da 6.15 diyelim. İsterseniz başlarına 0 da yazabilirsiniz ama gerek yok 0 yazmaya. 5'ten 5 çıktı 0. 4'ten 1 çıktı 3. 8'den 6 çıktı 2. Ne kadar sürmüş? 2 saat 30 dakika yani toplamda 2.5 saat yolculuk yapmış. Evet burada bir düzeltme yapmam lazım cümlenin sonunda soru soruyoruz son cümlemiz bir sorudur bu yolcu kaç saat yolculuk yapmıştır demiştik o zaman buraya bir soru işareti koymamız lazım nokta değil. Yanda verilen grafikten faydalanarak problem kurunuz demişti sorumuz şimdi ben şöyle bir problem kurdum en çok içilen içecek ve en az içilen içecek arasındaki fark kaçtır? En çok içilen içeceğimize bakalım nedir vişne kaç kutu içilmiş bakalım. 2 4 6 8 neden iki ikişer sayıyorum çünkü burada bir not var her şekil iki çiçeği göstermektedir diyor O zaman ne yapacağız 8 diyeceğiz en az içilen hangisiydi şeftali 2 4 o da 4 taneydi 8-4 eşittir 4 Diye sonucu bulabiliriz Model üzerine gösterilen kesir aşağıdakilerden hangisidir modelimize bakalım bir bütün kaç eş parçaya bölünmüş 1 2 3 4 5 6 7 8 eş parçaya bölünmüş Ve burada tamamı alınmış 8 9, 10, 11, 12, 13, 14'ü alınmış. Yani 8'de 14'ü gösterir bu kesrimiz. Şıklara bakalım. O da C şıkkıdır. Aşağıda verilen dönüşümlerden hangisi yanlıştır? 34 saat 2040 dakikadır demiş. Bakalım öyle midir gerçekten? 34 ile 60'ı çarpmamız lazım. Neden? Çünkü 1 saat 60 dakikadır. 6 kere 4, 24, 24'ün 4'ü elde var. 2, 6 kere 3, 18. 2 de elde 20. Sonra da 0 ekleyeceğiz. Evet bu doğrudur. Bunu eledik. 26 hafta 181 gün yapar. 26 hafta ile ne yapacağız? 1 hafta 7 gün olduğuna göre çarpacağız. 7 kere 6 42. 42'nin ikisi elde var. 4. 7 kere 2 14. 18. 182 gün yapar. 181 gün yapması. Doğru cevabımız budur. Diğerlerine de bakalım biz. 3 yıl 36 aydır demiş. Evet 36, 3 ile 12 çarptığımızda 36'yı buluruz. Bu da doğrudur. 4 ay 16 haftadır demiş. bir ay ortalama 4 haftaydı. 4 ayda 16 hafta yapar. Bu da doğrudur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesir sıralaması yanlıştır? Bakalım şimdi A şıkkına. Paydalar eşitse payı küçük olan küçüktür. Bu doğrudur. B şıkkına bakalım. paydalar eşit yine payı küçük olan küçük olması lazım. Evet burada payı küçük olan 3'tür ve büyük aradaki bir işaret büyük olduğu için. Bunu karıştırıyorsanız şöyle başına bir çizgi çekersiniz. K oluşuyorsa küçüktür, B oluşuyorsa büyüktür işaretin anlamı. Bu da doğru. C şıkkına bakalım. 11'de 14, 11'de 16. Paydalar eşit yine. Payı küçük olan küçüktür. Evet bu da doğru. 12'de 8 ve 12'de 11. Burada yine paydalar eşit. Pay küçük olan küçük, büyük olan büyük olur. Burada pay küçük ama büyük işareti var arada. Şöyle yapalım yine. O zaman doğru cevap budur. Aşağıda verilen birim kesir sıralamalarından hangisi doğrudur? A şıkkına bakalım. E, paydalar neydi birim kesir? Hepsi 1 olacak pay. Paydalar farklı olabilir. E, payı 1 paydası e, farklı olanlardan payı küçük olan büyük oluyordu. Burada 2 en küçüktür bunların içerisinde. Dolayısıyla en büyük olması gerekir. Doğru cevap A şıkkıdır. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Aşağıdaki kesirli işlemlerden hangisi sonucu doğrudur? Toplama işlemi evet ortak payda yazılmış. 4 2 daha 6 yapar. 8 yapmaz. Işte 9 yapmaz pardon. Bu yanlış. Doğru olanı bulacağız. 6 tamam 9 4 13 tamam bu doğrudur. Diğerlerine de bakalım yine 4 tamam 8 2 9 değil 10 yapar. Evet 1 1 topladık 2 5 tamam ortak payda 3 2 4 değil 5 yapar. Doğru cevap bulmuştuk zaten B diye. Yanda verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Boyu 135 cm olanlar 18 kişidir. Bakalım 135 nerede? Burada. Şurada baktığımızda evet 18 kişidir. Bu doğrudur. Boyu 124 santimetre ve 121 santimetre olanların sayısı toplam 16'dır. 124'e bakalım kaç oluyor, 10. 121'e bakalım nerede, burada 6. 10 ile 6 topladığımızda 16'dır. Evet, bu da doğrudur. Boyu 137 santimetre olanların sayısı, boyu 121 santimetre olanların sayısından 8 fazladır. 137 metre olanların santimetre olanların sayısı kaçtı? 14. E, 121 santimetre olanların sayısına 8 fazladır demiş 121 santimetre olan 6 14'ten 6 çıkardığımızda 8 çıkar bu da doğrudur Boy uzunluğu ölçülen kişi sayısı toplam 36'dır Bakalım şuraya da 18 yazalım hepsini toplayacağız çünkü 16 26 8 daha 34 38 48 yapar burada ne demiş 36'dır demiş doğru cevap D şıkkıdır Yukarıda grafik bir öğretmenin masasında bulunan mavi, kırmızı ve siyah kalemlerin mavi, kırmızı ve siyah kalemlerin sayısını göstermektedir. Kırmızı kalemlerin sayısı siyah kalemlerin sayısından kaç fazladır? Kırmızı kalemlerin sayısına bakalım 16, siyah kalemlerin sayısına bakalım 8. 16'dan 8'i çıkardığımızda 8 çıkar. Doğru cevap D şıkkıdır.